Ah, çok güzel bir bilgi geldi şu anda ekip arkadaşlarımdan. Necla Koç'a ulaştık sevgili seyirciler. Necla Koç'u bulduk. Şu anda iletişim kuruyor ekip arkadaşlarım. Tamam. Yayına bağlayacağız. Siz İstanbul'da olduğunu iddia ettiniz değil Öyle mi? Öyle diyorum. Evet. Necla Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. İstanbul'da mısınız? Hayır. Değilsiniz. 21 Ocak Perşembe günü iki çocuğunuzu, eşinizi ve o yüklü miktardaki parayı alarak neden terk ettiniz? Eşimle zaten anlaşamıyorduk. Ben ayrılık dilekçemi verdim. Şiddetli geçimsizlik vardı. Hiç öyle bir şey yoktu Necla. Her gün bana yemek getiriyordum. Yalana bak, yalana İstemiyordum. Dilekçemi verdim, gittim yani. Bir arkadaşıma gitmiştim. Ben öyle bir yere de gitmedim. Vedat Özkan'la beraber misiniz? Hala öyle diyor bak. Hala bir arkadaşım diyor abla bak. Hala bir arkadaşım diyor bak. Herhangi birisinin yanına gitmiştim. Hala bir arkadaşım diyor bak. Görüyorum yalanı bak. Arkadaşıma gitmiştim. Yalan söylüyor. Ben yalan konuşmuyorum. Yalan söylüyor. Hala arkadaşım diyor. O zaman telefonu bağlanan Emine Hanım mı yalan söylüyor? Yalan söylüyor. Hala arkadaşım diyor. Ben anlamıyorum şu an. Ve çok üst üste. Bir arkadaşınızla mısınız? Kardeşim Ömer Sarıbaş'a Vedat Özkan'la gittim demişsin. Niye yalan söylüyorsun Necla? Yalan söyledi mi? Kardeşim de biliyor. Annen baban da biliyor. Ya annen de söylüyor bize. Arkadaşıma gitmiştim. Daha sonra aradan zaman geçince ailemin yanına geri dönemeyeceğim için utandığım zaten için. Zaten getirmem diyor Ömer. Evden kim arkadaşı çıkarsın hadi. Vedat Özkan'ı aradım ve onunla gittim. Yalan söylüyor abla. Kimle gittin hiçbir şey duyulmuyor. Vedat Özkan'ın yanında mısınız? Yanında. Bak ben ilk başlarda bir arkadaşımın yanında kalmıştım. Evet. Yalan. Yalan. Bırakın. Ya, o daha sonra ailemin yanına dönecektim. Ama ailemin yanına gitmeye annem babam rahatsız olduğu için utandığım için gidemedim. Evet. Beni Vedat Özkan'ı aradım ve Vedat Özkan beni daha sonra aldı. İlk başta oraya Vedat gitmedim. Özkan sizi yanına alma yani hayatınızdaki yeri konumu nedir? Konumu ya yeri... arkadaşımdı yani. O da bir arkadaşınız. Gönül evet, ilişkiniz var mı? Arkadaşım. Efendim? Gönül ilişkiniz var mı? Hayır. Gönül ilişkiniz yok. Sizin Ayşe'ye Fatma'ya gitmenize gerek yok ki. Giderken bu yüklü miktardaki altını ve bankadaki nakit parayı da çektiniz mi? Çektim. Ben altın falan almadım. Altınların yerini kendisi bizzat biliyor zaten. Yalan. Hesabınızda... Benim kendi paramdı, ben paramı harcadım yani onun parası yoktu. 55 bin TL'yi harcadınız mı? Benim kendi paramdı o ama altınlar yoktu yani altınlar kendisinde bende altın falan yok. Şu anda 21 Ocak'tan bugün 8 Şubat. 55 bin TL'yi harcadınız mı? Biraz hayır, birazını ona gönderdim ben. Kendisi de yalan konuşuyor orada. Kime göndermiş? Tamam. Sizin kimseye ihtiyacınız yok. Cebinizde paranız var. İstediğiniz yerde kalırsınız. İstediğiniz yerde ev tutarsınız. Bu Vedat Özkan'a niye dileniyorsun sen? Hayır, ben Vedat Özkan'a bir şey dilenmedim ki. Sadece ailemin yanına gidemeyince o da bir arkadaşımdı. Beni aldı yani o kadar. Nasıl bir arkadaşınız? Normal bir arkadaşımdı. Nasılsa o öyleydi. Erkekten normal arkadaş olmaz. Kadının yanına gideydi. Normal arkadaş olur da normal arkadaşlık böyle olmaz. Gidişinizin sebebi Vedat Özkan mı? Hayır, zaten biz anlaşamıyorduk. Ben her defasında bana diyordu git dilekçeni ver madem öyle ver diyordu. Ben ona diyordum sen ver diye vermedi. Yalan söylüyorum. Yalana bak. Yalana Necla. Yalan söylüyorum Necla. Şunu söylüyorsunuz. Ben hiçbir şey de istemiyorum. Çocuklar da al senin olsun. Sorumluluk sana aittir. Mesajdaki gibi dilekçe aynı içerik. Ben mesajı ilk başlarda yazmadım kendisine. Çocuklarıma şu an bakamayacağım için velayeti babasında kalsın dedim. Hiçbir türlü hiçbir şey istemiyorum dedim yani o kadar. Ama daha ne isteyeceğim? Bir şey yapamadı ki. Daha ne isteyeceğim ben de. Daha ne isteyeceğim de. Çocuğa Fikret'e söylemişsin filan yerde altın ben ölürsem demişsin. Yok. Aklandılar yok. Çocuğu beş yere ne kadar götürmüşsün çocuğu daha ne isteyeceğim? Bakın iki kişi aynı anda konuşamazsınız. Ben yer sattım. O paranı zehir zıkım olsun sana. 15'ini çektiğim emek var ya zehir zıkım olsun sana. Zehir zıkım olsun. Söylemedin mi? Telefon açıp söylemedin mi? Yalan söyleme. Bana bir şey demedin. Yalan söyleme. Söylemedin. Gözümle söylemedin. Tamam ben buldum dedik mi demedik? 15 senedir var ya zehir zıkım olsun. Gidiririm lokmalar sana zehir zıkım olsun. Seninki de zehir. Başka bir şey demiyorum ben sana. Sen de benim emeğimi yedin. Başka bir şey demiyorum ama var ya. Para,
Para, bu dünyanın altı var. Çocuklar vebanı ödeyemeyeceğim. Çocuklarım sabahlara kadar hüngür hüngür ağladı. Onları ödeyemeyeceğim. Kuşlar gibi çığırdı. Bunları ödeyemeyeceksin. Ağabeyi gitmeyeydin. Ha. Neyin vardı? Şimdi Necla. Ha, bir adama kaç şey değiştin bir adama. Üstüne para yatırdı. Ha. Ev dört dört yürüdü. Neyin eksikti neyin? Bir dakika. Neyin eksikti senin? Neyim eksikti sen beni topla. Aileme hakaret ediyordum. Her türlü şiddet görüyordum. Kim? Sor bana. Geliyordum dayak sor ailene. Ne yapmışım ailene sor. Benim sıcak çayı yüzüme döktüğüm günlerden yalan söyleme. Daha bir gün annenin önüne kus gitmedi. Yalan söyleme. Yalan gitme söyleme. Gitme yalan söyleme. Bunu cümleyle bilir. Ben gitmedim. Bunu tırtana birine bastabilir. Herkes yok, biliyor. Yok, herkes bilir. Herkes biliyor. He. Hayır. Onu komşu hep biliyor. Sen yaptın mı yapmadın mı? Beni kız kardeşimin düğününe ne göndermedin? Sen bana gönderdim. Gönderdim. Seni gönderdim. Kendim gitmedim. Seni koy, kendim gitmedim. Seni gönderdim. Yalan söyleme. Buradan. Yalan söylemiyorum. Herkes şahit. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bir şeyle evlilik içerisinde bir problem yaşadığınızda o olayın tepkisini o an vereceksiniz. Aradan 5 yıl geçtikten sonra beni de bacımın düğününe göndermedin demeyin Allah aşkına. Ya da boşanma davasında bunları yazın. Bacımın düğününe de göndermedi, şunu da yaptı, bunu da yaptı. Ruhen fiziken anlaşamıyorum diyorsunuz. Tamam o zaman boşanaydı. Esra Hanım ben ona her defasında söyledim. Ayrılık dilekçeni ver dedim. Tamam Necla Hanım bakın. Efendim? Boşanma. Gidip boşanma davası açmanız çok güzel bir davranış. Eşinize de bunu bildirirsiniz. Fakat iki çocuğunuzdan vazgeçme sebebiniz bir adam. He, bir adam. Hem çocuklara geçmek istemiyorum Esra Hanım. Emine Hanım'ın iddialarına ne diyorsunuz? Sizinle daha dün akşam konuşmuş. Evet dün akşam konuştuk ama ben yani olduğum yerden pişmanım diye bir şey demedim. Eşim benim, eşim benim dengim değil. Ben aşk istiyorum bu beyanlarınız var mı ona karşı? Hayır o zaman o bu daha önceki aylarda o bu konuşmamızdı. Evet. Aşk falan değil yani amcayın oğluyla dedim bizim görece usulü evlendiğimizi biliyorsun dedim. Hiç, yani anlaşamıyoruz dedim o şekil konuştuk Emine Hanım'la. Yani. Ama o konuşmayı insan niye yapar? Der ki bir arayışı vardır ya da böyle bir içinde bir duygu açlığı hissediyordur. O duygularını dile getirmek için aslında siz karşı tarafa o gün anlamıyor konuştuğunuz zaman karşı taraf anlamıyor ama siz aslında bir mesaj veriyorsunuz. Benim Süleyman'a karşı bir duygum yok. Ben başka bir duygu yaşamak istiyorum. Şu anda hayatınız o duyguyu beslediğiniz kişi Vedat Özkan mı? Evlenmediğimi biliyor yani. Ben onu görücüsü lazım. İstemeden oldu öyle. Tamam. Vedat Özkan'ın yanında mı kalıyorsunuz? O çocukları niye yaptın? Görücüsü de evlenen çok. Sen de evlen istemiyorsan bakın, ayrılaydın. Nurcan anneyi teyzeciğim. Babanın evine gideydin ayrılaydın. Tamam bugün. Şimdi ayrılacağız işte. Bakın biraz önce Vedat Özkan'ın eşi yayına bağlandı. Duydunuz mu onu? Duydum. Ne dedi? Yaşarsın ne anlattı bu size? Duydum işte daha onu da para yüzünden aldattığını falan söyledi. Ve siz şu anda Vedat Özkan'a güveniyorsunuz, onun yanında kalıyorsunuz. Ben şu an onun yanındayım. Tamam yani bakın kendi çocuklarını karısını mağdur eden bir adam arkadaşını mağdur etmez mi? Gider. Bilmiyorum yani. Eder. Cezaevine hangi sebeple girdi Vedat? Ben sebep falan bilmiyorum. Ama cezaevine girdi. Cezaevine girmiş ama sebebini falan bilmiyorum. Ama ben. Bak hep bu çek senet dolandırıcılıkla ilgili iddialar var. Hep bundan dolayı ceza alıyor ve cezaevine giriyor. Sen bu adama niye güveniyorsun? Ben güvenip onun yanında sadece arkadaş olarak kalıyorum şu an yani. Kaç size yıldır arkadaşınız? Söyleyeyim. Bir dakika. Kaç yıldır arkadaşınız? Yeni. Bak bana söyle yani kaç aydır arkadaşınız, kaç gündür, kaç yıldır ne olur söyleyin bana bunu. Ya birkaç aydır ben. Peki Vedat'a niye güveniyorsun? Ben Vedat'a güveniyorum çünkü yani arkadaşım olarak güveniyorum. Yanında kalıyorum şu an. Sen yani gördüğün herkese bir bakıyorsun güvenilecek insan diyorsun. Peki ben de senin karşına Ahmet çıkartacağım ya da Ayşe çıkartacağım. Hı. Gel buna güven diyeceğim sana. Bu da güvenecek. Ya güven bu kadar ucuz bir kelime değil. Evet. Güven dediğin şey... İlişkiye, arkadaşlığa, yolculuğa, yol arkadaşlığına bağlıdır. Öyle kolay kolay durup dururken baktım bir bakayım size bir kaldırın kafanızı Hülya Hanım. Güveneyim mi size? Hadi ben sana bir güveneyim dedim. Bak güvendim. Benim size güvenebilmem için sizinle zamanımı, yıllarımı geçirmem, ortak bir noktanız olmanız lazım. İş yaparım, arkadaşlık yaparım, dostluk yaparım, zor zamanı. Yani
geçmişe dayalıdır güven ilişkisi. Siz iki günde tanıdığınız adamlara hemen güveniyorsunuz ya. Şimdi Necla Hanım, bekliyorum sizin son cümlenizi söyleyin. Necla Hanım, size buradan şunu söylemek istiyorum. Karşı cinsten biriyle evini paylaşmak, zinanın varlığını konusunda önemli bir eşiniz tarafından şüphe sebebidir. Yargıtay da bu noktada aynı görüşte. Sizin arkadaşı olduğunu, iş arkadaşınız değil, aynı yerde çalışmıyorsunuz. Akrabalık bağınız yok. Beyefendi eşinden boşanmış. 3 aydan birlikte beraber olduğunuzu da ikrar ediyorsunuz. İnşallah eşiniz bir ıslah dilekçesi vererek ben şiddetli geçimsizlik değil de aramızdaki boşanma sebebi zinadır demez. Yarın sizi buraya bekliyorum Necra Hanım. Bu çok güvendiğiniz kişiydi. Vedat Özkan'ı da bir getirin bakalım. Bir de biz bakalım güvenilir mi değil mi diye. Görelim, yarın gelsin görelim. Peki, yarın bu konuya devam ediyoruz. Sizi uğurluyorum buradan. Buyurun Nurcan teyzeciğim, suyunuzu da alın. Yarın devam edeceğiz. Buyurun, buyurun lütfen. Buyurun, yarın devam edeceğiz. Buyurun. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.